Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün sizler için Kitty Finger projesi hakkında konuşacağım. Kitty Finger projesi hakkında Elon Musk'ın da paylaşımları olması ile ilgili buralara bilgiler eklemişler ve bu tweetlerden parçaları resimli olarak buraya eklemişler arkadaşlar. Ve bakalım Kitty Finger projesi nedir arkadaşlar? Kittypad var. Bu da merkeziyetsiz finans işlemleridir ve Kittypad üzerinde herhangi bir risk veya diğerleri olmadan bu sorunların çözümü için ve risk faktörünün aradan kaldırılması için işlemler yapılacağına dair Kittypad'de bilgiler verilmektedir. Ve burada CatCharity bölümünde de burada da işte profiti olmayan ve yardımsal kurumlara yardım edilecek bir profit oluşturulması ile ilgili olarak bilgiler veriliyor. Multichain kripto cüzdanında ise GitHub'ın wallet'ı cüzdanı muhtelif blockchain'lerle ilgili olarak, çeşitli blockchain'lerle ilgili olarak ortamda bir ortak bir kripto cüzdan yaratıyor. Ve Kitty Metaverse P2E projesinde, yani Play to Earn, yani oyna ve kazan projesi artık 2022'nin Ocak ayından itibaren takım tarafından başlatılıyor. Ve burada birçok online oyunların ve para kazanmayla alakalı olarak, oynayıp kazanmayla ilgili olarak bilgileri verilmektedir. Kittynomics var arkadaşlar. Kittynomics tokenomics gibidir. Kitty tokenlarıyla hakkındadır. Burada vergilendirme hakkında bilgiler veriliyor. %2'si cüzdan sahipleri için veriliyor. %2'si development, yani gelişim için veriliyor. %5'i marketing için ayrılmıştır ve bunun da %1'i yardımlaşma için ayrılıyor ve %1'i de likvidasyon için ayrılmıştır arkadaşlar. Yol haritasına baktığımızda Phase 1'de meme contents'in olması, CoinGecko'da listelenme, marketing kampanyasının başlaması, market hacminin 10 milyon dolar üzerinde olması, tek kredi üzerinde audit işlemleri, bunların hepsi gerçekleşmiştir. Phase 2'de ise arkadaşlar CoinMarketCap'te listelenme, bu artık gerçekleşmiştir. Campaign Trading işlemi gerçekleşmiştir. MarketWatch, Yahoo Finance gibi yerlerde listelenmeler gerçekleşmiştir. Ve market hacmi 60 milyon dolar üzerinde olması, Charity programının başlatılması bekleniyor. Sonrasında Metaverse'ün demo versiyonu, KittyApp, Wallet'ın demosu, Times Square, Billboard, Marketing Campaign gibi yerler olacaktır. Sonraki dönemlerde de KitKat platformunun başlatılması, yani Exchange'in listelenmesi, Nasdaq Billboard olması, kitap cüzdanının başlatılması ve full oyunun Metaverse üzerinde başlatılması duruyor arkadaşlar. Burada da Yahoo Finance üzerinde, MarketWatch üzerinde, Benzinga, Bloomberg, NBC, Fox News, Digital Journal, Nasdaq, Cointelegraph gibi büyük haber ajanslarında listelenme duruyor arkadaşlar. Mesela Yahoo Finance'a baktığımız zaman biz bunu görebiliriz. Burada da 4000'de %500'lük değer kazanan Kitty projesi hakkında, Kitty Dinger projesi hakkında bilgiler veriliyor arkadaşlar. Ve 6.9 milyon dolarlık bir market kapitalizasyonuna ait olması, bu türe gelmesi hakkında bilgiler veriliyor. Ve aynı zamanda MarketWatch üzerinde de bu kripto para hakkında bilgiler veriyorlar. Burada 4 gün içerisindeki 5 kat değerlenme ile ilgili bilgiler paylaşmışlar. Herhalde bu paylaşımlardan, topluluğundan ve diğerlerinden asıl olarak oluşan bir değerdir diyebiliriz. Benzinga, Bloomberg, hatta Bloomberg'de de listelenme gerçekleşmiştir. Burada da bu hakta bilgiler verilmektedir. Ve bu proje hakkında aynı zamanda MarketWatch, Fox News, Nasdaq gibi yerlerde de bilgiler var ve partnerler sırasında 9 galiba duruyor arkadaşlar. 9 galiba da partnerler. Audit işlemi ise TechRate üzerinde gerçekleşmiştir. TechRate'e baktığımız zaman biz audit işlemini görebiliriz arkadaşlar. Certik üzerinde de audit işlemi gerçekleşmiştir ve aynı zamanda diğeri üzerinde de burada da Certik üzerindeki audit işlemini, aynı zamanda TechRate üzerindeki audit işlemlerini görebilirsiniz. Smart contract adresi, blockchain ve diğerlerini gösteriyor. Burada da birçok yerlerde bilgileri var ve aynı zamanda biz white paper'ına da bakarak burada da vizyonu hakkında bilgiler elde ederiz, tanıtımı hakkında bilgiler elde ederiz ve projenin buradaki önemli atılımları, bilgileri ve GitHub projesi hakkında, multi-chain launch betasında, KitKat hakkında bilgilendirme veriliyor. Ve
Actinomics burada da paylaşmıştır. Yol haritası ve diğerlerini de görebiliriz. Etherscan üzerinde baktığımızda görüyoruz ki bu ERC20 projesidir ve burada official web sitesi, smart contract adresi, cüzdan saatlerini görüyoruz, sayısını görüyoruz ve burada da yapılan işlemlerini görebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda bu Unicrypt üzerinde de bir kilitlenme olmuştur. Kitty projesi hakkında burada da 9 aylık bir 240 bin dolarlık kilitlenmeni görebilirsiniz. Dedik ki bu proje aynı zamanda CoinMarketCap'te liste edilmiştir. CoinMarketCap'te de bu artışı da görebilirsiniz. Bakın 1735'ten yükselmiş ve şu anda 2101 ama diğer zamanlarda da yükselişe gitmiştir. Market bölümüne girdiğimiz zaman burada da Hotbit ve Uniswap üzerinde listelenmesini görebiliriz. Aynı zamanda CoinGecko üzerinde de listelenme olmuştur. Kitty projesinin. Burada da market kısmına girerek burada da bu listelenmeni ve diğer bilgileri görebiliriz. Dex Tool üzerinde de listelenme olmuştur. Dex Tool'da 99'dan 99 Dex skor almıştır arkadaşlar. Total likvidasyonu 377.946 dolar olarak gösteriyor burada. Günlük volume ise 20.000 dolar. Pooled Ethereum'u da yani havuza eklenen Ethereum'da 72.93 Ethereum'dur. Market hacmi 2 milyon 160 bin dolar üzerindedir. Cüzdan saatlerinde 2455 olduğunu burada gösteriyor. Burada da token'in alış ve satışlarını gösteriyor. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz gibi Etherscan üzerinde de tümünü izleyebilirsiniz. Yani blockchain üzerinde şeffaf bir biçimde hepsine bakabilirsiniz. Ve Uniswap üzerinde işlemler için burada sadece Kitty projesinin smart contract adresini import yapmamız gerekiyor. Sonrasında da burada mesela Ethereum'da alış yerim olacaktır. Burada mesela bir Ethereum'a biz ne kadar Kitty token alabiliriz ise burada gözüküyor. Sadece Coinic Wallet'e tıklayarak MetaMask, Wallet Coinbase, Fortnite ve Poch cüzdanlarını kullanarak Uniswap üzerinden kolay bir biçimde bu işlemleri yapabiliriz. Aynı zamanda bu projenin Twitter sayfası var ve burada Elon Musk'ın paylaşımı ile ilgili bilgi vermişler. Metaverse projesi olması hakkında bilgileri var. Burada videolarını görebilirsiniz. 9GAG projesi ile ilgili ortaklıklarını görebiliyoruz. Binance Cat olması hakkında işte herhalde Binance'da listelenmeleri olacaktır. Ve aynı zamanda Kingdinger OG NFT koleksiyonu var. Burada kedilerle ilgili olarak NFT koleksiyonu başlayacaktır 30 Ocak tarihinden itibaren. Sonrasında da burada da işte projeyle ilgili bilgileri ve diğerlerini görebilirsiniz. Bu bilgiler esasında da projenin çalışma mantığını ve aynı zamanda gelmiş olduğu noktaları ve diğerlerini görebilirsiniz. Aynı zamanda KitPat Incubator Medium üzerinde yerleştirilmiştir. Burada da sistemin nasıl çalışması ile ilgili olarak, pasif gelirle ilgili olarak bilgileri görüyoruz. Sonrasında kitap, wallet, futures var. Burada görmüş olduğunuz gibi resimlerden de yani diğer cüzdanlarda olduğu gibi farklı bir biçimlerde. Mesela ERC20'de, BEP20'de, Bitcoin, Avax, Solana, Polygon, Tron gibi, Cardano ve Cadena gibi yerlerde cüzdanlarında multi-chain bir biçimde burada işte cüzdanlar olacak ve birçok tokenlerin burada merkeziyetsiz bir biçimde ve burada DeFi Access'te var. Merkeziyetsiz bir biçimde bu uygulamada Kitty Swap projesi var. Aynı zamanda yani tokenleri değiştirebileceksiniz, cüzdanlara saklayabileceksiniz. Bunların hepsini burada yapmak olacak ve Kitty Managiverse var arkadaşlar. Bu da bir oyundur. 3D oyunudur. Bu da projeye ait olan ve Metaverse dünyasına ait olan NFT koleksiyonuna ve NFT biçimine ait olan bir şeydir. Burada da oyunlara takip ederek oynayabilirsiniz. Bir de Astro DeFi üzerinden KYC işlemi gerçekleşmiştir bu projenin. Şu aralar NFT sektöründe KYC işleminin yapılması da bir işte önemli bir bilgi olmuştur ve bunu da bu üzerinde Schrödinger olarak, Schrödinger olarak KYC NFT olarak görüyorsunuz. Burada da KYC işlemi de tamamlanmıştır arkadaşlar. Ve bu proje hakkında söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Proje görmüş olduğunuz gibi çok popüler bir proje veya Elon Musk'ın söylemesi ve aynı zamanda birçok yerlerde Yahoo gibi, CoinTelegraph gibi ve Benzinga, Bloomberg gibi yerlerde listelenmesi, Fox News'da, Nasdaq'ta listelenmesi çok harika bir haberdir. Bakalım gelecekte bu proje hangi yere gelecektir ve nasıl olacaktır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Proje hakkında söylemek istediklerim bu kadar. İyi günler. Yeni projelerde görüşmek üzere. Sağ olun.